Erva Raziye Asar 23 yaşındaydı ve ailesiyle birlikte İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyordu. Ailesine destek olabilmek için maaşlı şekilde veya sosyal medya üzerinden arayarak bulduğu ev temizliği gibi günlük işlerde çalışıyordu. Erva, 15 Haziran günü yine sosyal medya hesabından yaptığı iş ilanına gelen cevap üzerine o gün için ev temizliği konusunda kendisiyle iletişim kuran kişiyle anlaşmış ve iş için yola çıkmıştı. Erva'nın ailesi o günden sonra bir daha kızlarından haber alamadı ve kızları hakkında kayıp ihbarında bulunmak için polis merkezine başvurdu. Aileyle görüşen görevli ekipler aldıkları bilgiler doğrultusunda araştırmalara başladı. Araştırmalar devam ederken Erva'nın kaybının üzerinden 20 gün geçmişti. Görevli ekipler araştırmaya Erva'nın en son iletişime geçtiği kişileri tespit etmekle devam etti. Yapılan araştırmada Şule Gonca isimli bir sosyal medya hesabının Erva ile ev temizliği işi için iletişime geçtiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Erva'ya ait cep telefonunun sinyal kayıtlarını inceleyerek izini sürmeye devam ederken elde ettikleri bilgiler, kendilerini Fethi Dağlı isimli şahsa ait bir eve götürmüştü. Fethi Dağlı, Erva'nın sosyal medya üzerinden iletişim kurarak samimi olduğu Şule Gonca isimli şahsın mesajlarında "Fethi abim var, evine temizlikçi arıyor" diyerek bahsettiği kişiydi. Görevli ekiplerin gerçeğe ulaşması çok uzun sürmemişti. Aslında ortada Şule Gonca isimli kimse yoktu. Şule isimli profil, Fethi'nin Erva'yı tuzağa çekmek için kullandığı sahte bir Facebook hesabıydı. Araştırmayı yapan ekipler adım adım sona yaklaşırken çok önemli bir detay daha tespit edildi. Fethi Dağlı, 2007 yılında işlemiş olduğu cinayetten 14 yıl sonra, denetimli serbestlikle adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirlenmişti. Fethi Dağlı, yapılan ilk sorguda Erva için "sabah evime geldi, kahvaltı yaptık gitti" diyerek Erva'nın kaybıyla bir ilgisinin olmadığını iddia etti. O gün yaşanan olayları daha ince ayrıntısıyla tespit etmeye çalışan ekipler, Fethi'nin evinin çevresinde bulunan güvenlik kameraları üzerinden yapmış olduğu araştırmaları sürdürdü. Çevrede bulunan güvenlik kameralarından, Fethi'nin gün içerisinde çalışmış olduğu özel güvenlik üniformasını giyerek evden ayrıldığı ve yakında bulunan alışveriş merkezinden çöp poşeti alarak evine geri döndüğü tespit edildi. Ekipler araştırmalarını sürdürürken, İstanbul Beylikdüzü'nden bir ihbar gelmişti. İhbarda Beylikdüzü, Yakuplu'da bulunan vatandaşların, çevrede insan uzvu olduğundan şüphe ettikleri parçaların sokaklara atılmış olduğunu belirttiği bilgisi yer alıyordu. Erva'nın hayatından şüphe eden ekipler belirtilen adresin yakın olmasından da şüphelenerek, insan uzvu olabileceği iddia edilen parçaların Erva'ya ait olabilme ihtimalini değerlendiren ekipler, bahse konu adrese geçmiş ve vahşet dolu gerçekle karşılaşmıştı. İhbar noktasına gelen ekipler çevrede bulunan izleri takip etmişti. İzler ekipleri çevrede bulunan bir inşaat alanına götürüyordu. İnşaat alanı çevresinde araştırma yapan ekiplerin dikkatini alanı çevreleyen tel örgülerin bir bölümü çekmişti. Tel örgülerin bir kısmı tahrip edilmiş haldeydi. Bu, inşaat alanına bir kişinin normal olmayan yolla gizlice girdiğini gösteriyordu. Vahşet dolu gerçek görevli ekiplerin inşaat alanı içindeki araştırmasıyla ortaya çıkmıştı. İnşaat halinde bulunan binanın asansör boşluğunda çöp poşetine konularak atılmış bir insana ait uzuvlar tespit edilmişti. Bu uzuvların Erva'ya ait olduğunun tespit edilmesi uzun sürmedi. Erva'ya ait parçalanmış cansız bedenin tespit edilmesinden sonra sorguya alınan Fethi, kendisine yöneltilen sorulara daha fazla dayanamayarak Erva'nın hayatını sonlandırdığını kabul etti. Fethi, Erva eve geldikten sonra aralarında tartışma çıktığını, Erva'nın kendisini "kız senin olayım" dedi. "Ben kabul etmeyince dışarı çıkar bana saldırdı, beni istismar etti. Derim" diyerek kendisini tehdit ettiğini, kendisinin korkarak şoka girdiğini ve ne yapacağını bilemediğini, elleriyle sıkarak Erva'nın nefes almasına engelleyerek hayatını kaybetmesine sebep olduğunu söyledi. Fethi, Erva hayatını kaybettikten sonra cansız bedenini evin tuvaletine götürmüş ve evde bulunan ekmek bıçağını kullanarak 6 parçaya ayırmıştı ve araştırmanın yapıldığı 20 gün boyunca aldığı çöp poşetlerine koyarak parça parça halde
inşaat halindeki binanın asansör boşluğunu atmıştı. Görevli ekipler tarafından yürütülen araştırmada 15 Haziran günü yaşanan vahşetten sonra Fethi'nin bir süre Erva'ya ait cep telefonunu kullandığı, telefonu çalışmış olduğu iş yerindeki nöbet kulübesine götürdüğü, Erva'nın ailesiyle sanki Erva yaşıyormuş gibi konuşarak kayıp başvurusunu geri çekmelerini istediği de tespit edildi. Erva'nın cansız bedeni memleketi Yozgat'ta toprağa verildi. Fethi Dağlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sonuna kadar süründürmesini istiyorum. Allah'ım çok acı. Kaldıramıyorum. Yavrum kurban olurum. Kurban olurum, doyamadım ben sana yavrum. Yavrum ben sana doyamadım yavrum. 5'inden ayrıldı, çocuğundan ayrıldı. Biraz kafasını dağıtır diye dedim çalışsın, mutlu olur, izin ver. Erba'yı aradım. Dedim kızım neredesin? Anne geliyorum dedi ama böyle buruk sesi vardı yani. Buruk bir sesi vardı. O anda demek ki cedelleşiyorlardı yani. Ama benim yavrum oraya iş görüşmesi diye çağırıyor. Vardığı gibi kapıdan boğazını sıkıyor, öldürüyor. Dolaba koymuş, ondan sonra da götürmüş kuyuya atmış, itiraf etmiş yani. Katil suçunu itiraf etmiş. Morgun önüne gelince zaten benim de kurşun yemişe döndüm. Adalete güveniyorum. Yanıyor, ciğerim yanıyor. Başkalarının ciğeri de yanmasın. Başka anne babalar da ağlamasın. Dün defnettik. Canlı canlı beni mezara soktular. Allah da kurban olduğum Allah da onları mezara soksun. Başka bir şey demiyorum. Ben bu yavruma nasıl dayanayım ben? Taş mıyım? Nasıl dayanayım ben? Yaşayan ölüyüm ben, ölü ölü. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.